size belki tanımlayacaksınız. Ama siz mesela Ukrayna'ya gidiyoruz, Kiev'den 3 otobüs şu insanlar getirilecek deseniz, mesela o birazcık daha cazip. Ukrayna Rusya daha enteresan olabilir. Evet, yani noktasal yer ilişimi siz tabii genel bir toparlayış içerisindesiniz. Ama sektör açısından ben daha küçük bir gemi, daha büyük bir gemi, küçük bir gemi ve noktasal gidiş sonra da dönüş gibi daha verimli olur diye düşünüyorum. Bu da değerlendirebilir, ihtisaslaşarak devam edebilir. Evet. Bu konuda ben de size katılıyorum. Bu talepler doğrultusunda oluşmuş bir yapı gemisidir. Ana kalemler, yani yapı dediğiniz zaman bir yapı fuarı içerisindeki bütün kalemleri almıyor. Bu ülkelerden bizden talep edilen ürün kalemlerini başına alıyor. Şu an 8 milyon konut yapılanıyor burada ve 130 milyonluk bir nüfustan bahsediyoruz. 100 milyar dolar bir ithalat hacmi olan ülkelerden bahsediyoruz. Çok güzel bir noktaya da değindi beyefendi. Bu taşıma ve bizim limanlarımızdan profesyonellere taşıma hizmetini veriyoruz. Belirlediğimiz ziyaretçi çalışması çerçevesinde. Sadece o gittiğimiz limanlar değil, tüm ülke genelinden ve artı belirlediğimiz yeni ülkelerde var. Taşıma hizmetimiz mevcut buraya. İşte hizmetten ziyade o insanları siz organize etmelisiniz. Biz organize ediyoruz. Bu çok derin bir çalışma neticesidir. Tabii. O insanların vaktine göre çünkü belki bir organizasyon yapılacak. Diğer ülkelerde de aynı çalışmayı yaptık. Yani Karadeniz rotasında da merkezlere, yani gittiğimiz limanlara ülkenin genelinden bu hizmeti vermiştik daha önce. Belirlendiği için. Müsaadenizle, Bu ve bunun benzer sorular biraz daha kalsanız çok da aklımda gelen sorular var. Siz şimdi genel sekreterimizden hemen pazartesi itibaren her türlü bilgiyle geldiği tanıtımı, teklifleri sunur. Tabii. Onlar size bazı şeyler sorabilir. Belli bir noktaya bilgi erişimine geldikten sonra biz önce yönetime, daha sonra da sektöre duyururuz bunu. Ama öncelikle her türlü bilgiyi, belgeyi, örgü olarak tanıtık etmiş. Bir şekilde hemen mesai başlandı günlerine. Çok zor toplantı yaptığınızı biliyorum ama eğer bir başka toplantınız çok yakın bir planda varsa, burada Kuzey Afrika pazarı ve mermer sektörüyle ilgili de özel bir sunum yapmak isterim. Şimdi o sunuma geçmeden önce ana bilgileri paylaşalım genel sekreterimizle. Ana bilgiler ışığında eğer yönetim kurulu karar verirse böyle bir oluşuma destek vermeyi. Ondan sonra o gidecek olan ülkelerle ilgili bilgi getirelim. Çok teşekkür ederim. 14 Ekim'deki ikinci gemilişti. Büyük dediğiniz gibi ilk gemiyle hareket edecek olan. Hepsi aynı tarih. Yani siz belirlediğiniz aynı tarih. Biz 14 Ekim'de sergilemeye başlamış oluyoruz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ayağınıza sağ olun. Estağfurullah. Çok teşekkür ediyorum. İyi toplantılar, iyi puanlar. Çok nazik. Sağ olun. Sağ olun. Evet. Can Bey. Can Bey de web sitemizi yeniden yapmaya başladık. Fuara kadarki süreçte Can Bey bir şeyler yapmış durumda. Yani biraz sözleşme bugün imzalanıyorsa da bir hafta 10 gün önce anlaştık. Bu süreçte bir şeyler yapılmaya başlandı ve devam ediyor. Muhtemelen bir ay içerisinde o hayal ettiğimiz web siteye yakın bir şey oluşturacağız. Esas hedefimiz dinamik bir web siteydi. Sürekli güncellenen, sürekli yenilenen. Onun için de uygun bir altyapı olması gerekiyordu. Can Bey bize teklif ettiği modüler, herkes tarafından kolay kullanılabilen, her an modifiye ederek farklı hizmetlere zemin hazırlayacak düzenlemelerle kullanabilen, farklı altyapısı olan bir web site yapıyoruz. Can Bey teknik detayları daha iyi izah edecek şimdi. Hepiniz iyi akşamlar. Öncelikle kurulun için özür dilememizden teknik anlamıştık. Bugün kurul toplantısına katılmış bir gün daha uzatınca biraz emanet durduk. Web sitesiyle gerek tümel yönetimiyle gerek Sarışın Bey'le olan diyaloglarımız sonucunda tümelin üyeleri arasındaki bilgi paylaşımını hem tümel yönetiminden gelen bilgilerin aktarılmasını hem üyeler arasındaki bilgi aktarımını, bilgi paylaşımını hem sektörün nabzını elinde tutabilecek Türkiye'nin üretici firmalarının üretim kapasitelerini yansıtabilecek gerek istatistiksel rakamlar, gerek bilgi paylaşımları, bilgi yönelik faaliyetler, bunları paylaşmak için ileriye yönelik istenilebilecek her türlü ekleme yapabilecek sağlam bir temele dayalı bir site. Burada Arşiv Bey'le diyaloglarımız da ilk başta
ağırlık verdiğimiz nokta turkishstones.org, yani 20.000 bütün taş veri tabanını siteye yansıttık. Şu anda sitemiz yayında. Tümer.tr adresinden vakit bulabilirsiniz. Her türlü eleştirinizi bekliyoruz, bir bakabilirsiniz. Bütün taşları oraya yansıttık. Fakat konu hakkında biz neler yapılması gerektiğini, hangi taşın hangi özelliklerinin yansıtılması gerektiğini, Türkiye'deki üretilen gerek makine, gerek doğal taşlarla ilgili hangi bilgilerin üyelerle, yurt dışına, alıcılarla nelerin paylaşılması gerektiğini bilmediğimiz için sizden ricam, yönetim kurulu toplantılarıyla bunları bir araya getirmek, neyi sunmak istediğimizi, neyi anlatmak istediğimizi, neyi başarmak istediğinizi çıkarmak ve bunların geri kalan kısmını bizim işimize bebe taşımak olacak. Çok fazla zaten temponuz yoğun, bulandırmak istemiyorum konuyu. İsterseniz sorularınızı alayım, merak ettiğiniz bir şey varsa. Şu anda bütün taşlar bebe taşındı. Yalnız makine üretimiyle ilgili, üreticilerle ilgili, tüm gerek tümleri üyeleriyle o kısmı daha güncelleme aşamasındayız. Yunus Bey'le o konuyu konuşmuştuk. Fuarda hazır herkes buradayken Turkistonport'taki malzemeler dışında mermerler, Turkistonport'ta makine ve saat malzemeleri zaten hiç yok. Üyelerimizden makinacı ve saat malzemecisi üyelerimizden de bir takım resimler, filmler vesaire materyal toplayabilirsek Turkistonort'tan mermerlerin büyük çoğunu aldık. Haşim Bey, Haşim biraz şöyle gelin. Haşim Bey, bizim esasında bugün burada İzmir Fuarı'nın bir arada olması, böyle bir eksiğimiz varsa bugün profesyonelce bu işin halledilmesi lazım. Bilmiyorum beyefendi veya bir ekip tutup bunu profesyonelce hallederse evrakın beklenmesi, resmin beklenmesi, gönderirseniz denmesi 2016 senesine kadar gelmez. Ben bunu biliyorum. Dolayısıyla 2014'e kadar gelmez. Dolayısıyla bugün hazır bu imkanı, yarın da bitiyor bu imkan. Bu imkanı yapabilirsek bunu çözmüş oluruz. İkincisi linkler verildi mi? Sitemizde. Şeyden, üyelerin web sayfası. İhracatçı birliklerine linkler. Dış ticaret müsteşarı. Üyelerimizin web adresi olanların linkleri hepsi üyeler. Evet. İhracatçı birliklerine, dış ticaret müsteşarlığına, bunlar bizimle ilgili bu linklere girmeleri. Bizim burada yapmak istediğimiz şey şu zaten. Şimdi 90 küsur üyede makine ve saat malzemesi çok fazla yok. Bütün makine jörgünü yayınlamayacağız zaten. Makine ve saat malzemesi üyemiz 10 civarında. Onun için çok profesyonel çalışma gerektirmiyor. 10 tane firmadan Yunus Bey'in materyalleri alacak. Yani olsaydı 200 tane firmadan toplamak güzel bir şey gerekebilirdi. Üyemiz, makinaj üyemiz zaten 10 civarında. Peki, Cehalettin Bey. Mermerciler tamam mı? Mermerciler şöyle. Turkistonport'taki veri tabanı, siz o proje içindeydiniz. Bizim mermerci üyelerimizin ürünleriyle örtüşüyorsa problem yok. O da para kullanarak sadece isimleri değiştireceğiz. Biz Haşim Bey çok hızlı gidiyoruz, zamanımız az diye. Bakın biz bu kitapçığımızı yaparken, bu harcıklarını yaparken çok kimse logosunu, aramasını veya ünvanını, antetini bile göndermedi. Onun için oturdular, kendileri düz bir karenin içerisine ünvan, logo oturdular. Ben bu sebeple söylüyorum. Topu 90-100 firmayız. Hadi onu makinacıysa 80 firmayız. 80 firmanın aşağı yukarı baktım, inceledim, 20 tanesi falan göndermemiş. Dolayısıyla 10 sayısıyla 20